أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hizmet rehberi Bismi Sübhane Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ebeden daime Ey kardeşlerim sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden halattan şiddetle iştinab ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizden darılıyorum. Evet abi. Bir de oku. Ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Şimdi bakın. Bir de okuyalım. Tek tek. Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik. Birinci benlik. Bir. Altını çiz. Enaniyet. Enaniyet. Etti iki. Şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan. Olmaktan. Evet. Öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Bakın tabire bakın. Öldürücü zehir. Bak. Bak. Öldürücü zehir. Kelamın bir de ağırlığı vardır. Çok ağır bir kelime ya. Öldürücü zehir. Benlik, enaniyet, gurur, şöhret hissi, manen ve melekût cephesiyle öldürücü zehirdir. Bak. Öldürücü zehir. Şimdi akıl, mantık ve muhakeme. Açık konuşalım yani. Gururla, kibirle, enaniyetle, varlık dağıyla Allah'a gidilir mi ya? Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen neyin peşindesin ya? Kulluk kendini silmektir. Tam ifnadır. Tam. Bakın. Manen ve melekût cephesiyle iddia peşinde koşana hiçbir şey verilmez. Melekût aleminde bilinmenin yolu dünyada silinmekten geçer. Silinmeyen mana aleminde bilinmez. Bilinmez. Silin ki bilinesin. Evet, ölçü budur yani. Allah'ım. Silin ki bilinesin. Bütün Allah dostları, bütün kamil insanların meşrebi budur. Yani bütün velayet yolları, bütün hakikat çarşılarının alt yapısı, temeli, tevazu ve mahviyettir. Terk-i enaniyettir. Allah'ın marziyatına giden yollarda insan içini eritmesi lazım. Berrak, menba suyu gibi. Bu nokta bir. Bir de bakın, bir yerde ihtilaf varsa, bir yerde bir çatışma, bir sıkıntı, bir sancı varsa ala külal, onun dibini eş, altına eş. Dibinden ne çıkar? Enaniyet çıkar. Benlik çıkar. Kendini beğenmek çıkar. Ekabirlik çıkar. Ekabirlik çıkar. Kuluz ve kusuruz. Allah'a karşı kusurunu bil. Şöhret-i kazibe ve alkış hissi,
maneviyatın aklını bulandırır. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Amin. Kulluk nedir? Kulluk fıtriliktir. Kulluk safiliktir. Kulluk hasbiliktir. Bir yerde bir cümle okudum, çok hoşuma gitti. Kaynağını bulamadım ama mesaj çok güzel. Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a buyurmuş ki, ya Musa git, şeytanla konuş. Git şeytanla konuş. Hazreti Musa Aleyhisselam şeytana sormuş. Şeytan demiş ki, enteresan, sakın ben deme. Sakın ben deme, ben dersen benim gibi olursun. Şeytan diyor. Şeytan diyor. Vallahi. Enteresan değil mi ya? Sakın ben deme, demiş şeytan. Ben dersen benim gibi olursun. Allah benlikten, enaniyetten, gururdan, şöhreti kazibeden hep bizi muhafaza etsin. Kulluk safiliktir, fıtriliktir, hasbiliktir. Bu vadide bizi yürüsün, çürüsün istikamete kadar, aha, son nefese kadar müstakim götürsün. Ya şeytan demek bir defa ben deyince... Evet. Allah Allah. Ya, evet. Burada kalalım bence, yeter. Bu kadar mesaj. Şurayı da okuyalım abi. Onu ihsas eden halattan şiddetle iştinab ediyoruz. Bak ihsas diyor ya. Hissettirmek. Yani benliğin, enaniyetin, gururun açık tezahürü değil. Halle, lisanla, beyanla, değil mi? İfşa olması değil. İhsasından dahi Allah'a sığınmak lazım. Hissettirecek halden de Allah bizi muhafaza buyursun. İnşallah. Evet. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Hizmetkarlığı makamata tercih ederiz. Bu mesela, mane değil mi? Evet, mesela. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizden darılıyorum. Evet. Subhaneke la ilmene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ